Tolga Ruhi. İyi akşamlar 90 artı futbol izleyicileri. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu akşam da yine geniş kadroyla sizlere spor yorumculuğu yapacağız. İşte Tolga kardeşim, Önder kardeşim, Halil hocamla beraber güzel bir futbol akşamı, futbol sohbeti olacak. Önce Tolga kardeşimle başlayalım. Herkese Merhaba hayırlı Tolga, hoş akşamlar diliyorum. geldiniz. Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yoğun bir haftaydı. Ünyespor haftasıydı bu hafta. Ünye'de içerideydi maç. Bunu yorumlayacağız. Güzel bir program geçmesi dileğiyle diyorum. Herkese hayırlı akşamlar tekrar. Önder kardeşim, senin de ikinci programına Herkese hoş hayırlı geldin. Akşamlar, hoş bulduk. Tekrar burada olmak güzel. Tolga kardeşim dediği gibi yoğun bir hafta oldu bu hafta. Ünyespor maçını izledik hep birlikte. Değerlendireceğiz. Güzel bir akşam olacak inşallah. Yine bu dörtlü dün yan yanaydı maçta. Sen gerçi yukarıda Ben basın yukarıdan. tribünündeydin Murat abi. Şansal bir yukarı gibi yukarıda izledim maçı. Bizim yanımızda yine Ahmet abi vardı. Dördüncü maçı izledik. Aslında maçın seyir zevki statta son senelerin en yüksek seyircisiyle oynandı maç. Güzeldi. Maçın atmosferi de güzeldi. Tempo olarak da bence oyunun büyük oranında tempo en azından Ünye 1957 spor açısından iyiydi. Güzel maç oldu. Zaten birazdan değerlendireceğiz. Biz bu hafta bizim gruptaki maç sonuçlarını bir ekrana getirtelim. Maç sonuçlarını bir ekrana alalım Reci. İnşallah. Erdoğdu 1, Ulubey Belediye 3, Eynesil Belediye 1, DSİ Karadeniz 0, Görele Spor 0, Bulancak Spor 2, Ünye 1957 0, Sebat Gençlik 0 berabere. Biz de puan durumunu da alabilir Puan miyiz? durumunu da bir alalım. Evet, Ünye. Şimdi şöyle değerlendirelim. Puan farkı arkadaki takımlarla 3'tü. Biz berabere kalıp Eynesil'de yine 1-0 kazandı, zorla kazandı. Yine gol yemeden kazandılar. 4 gol yediler 13 maçta. Hemen ensemize yapıştılar. Sebat Gençlik. Dün biz Sebat Gençliği yenmiş olsaydık Sebat Gençliğin artık iddiası kalmamıştı şampiyonluk Evet. açısından ama onlar da şu an bekliyorlar. En kolay fikstür çünkü Sebat Gençlik'te puan kaybını bekleyecekler. Hem bizim hem Eynesil'in. Sonuçta bizim de Eynesil'de çok zor maçımız olacak deplasmanda. Yine 3 tane Giresun takımı Bulancak 20 puan. DS, şey, Göreli Görelim. 17. Eynesil zaten 30 puanda. Bulancak'la Göreli arasında bir düşme Savaş kendi oldu, savaş oldu. aralarında. Zaten Bulancak bu hafta Göreli'yi yenerek büyük bir avantaj elde etti. Sence Eynesil'le oynayacağımız deplasman maçında açık mı oynarlar, bize kapalı mı oynarlar? Şöyle söyleyeyim. Bu hafta bizim maçımız, bence biz bu hafta sezonun en zor maçını oynayacağız DSE ile. DSE bu zamana kadar hiçbir maçta iki tane gol yemedi. Evet. Aynı şekilde Görele bu hafta son barutunu atacak. Eynesil'de oynuyor. O maça nasıl gideceğimiz, yani biz önde gidersek mecbur açık oynayacak bize karşı ama İnşallah önde gideriz diye düşünüyorum. Onu ekrandan alabiliriz. Şöyle yapalım. Maçla alakalı bir VTR hazırlamış arkadaşlar. Evet. Hem Ufuk Uysal hocanın hem de Mehmet Ali Durak hocanın, şey başkanın maçtan sonra bir röportajı var. O Röportajları. VTR'yi bir izleyelim. Ondan sonra biz kendi değerlendirmelerimize geçelim bence. Evet. Thank you.
çok pozisyonlu. Evet. Çok baskılı oynadığımız maç. Bir tane penaltı kaçırdık ama çok da fırsat kaçırdık. Evet. Rakip herhangi bir üstünlük gösteremedi bize karşı. Lakin golü de çıkartamadık. Evet. Düşünceleriniz nedir? Maça kesin galibiyet gözüyle bakıyorduk. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Siz de izlediniz. Pozisyon olarak çok üstündük. Kaçan penaltımız var. İlk devre kaçan gol pozisyonlarımız var. Net pozisyonlarımız var. İlk devre boyunca rakibe pozisyon vermedik. Bir yarım pozisyon denebilecek pozisyon. İkinci devre de biz daha baskın oynadık ki ikinci devrenin başında bir penaltı atışından yararlanamadık. O gol olsaydı maçın seyri tamamen değişecekti. Bizim lehimize ilerleyecekti. Tabii penaltı kaçışı da rakibi biraz daha direncini artırdı. Ama yine biz rakip kalenin önüne yığabildik oyunu. Pozisyonlarımız vardı. Kaçırdık, atamadık. Rakibin de son artık son dakikalara doğru bir iki tane kontradan yakaladığı pozisyon var ama net denebilecek bir kalecimizin çıkarttığı bir pozisyon var. Ondan başka da rakibe ciddi anlamda pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Oyunun geneline hakim bizdik ama bu bize 3 puanı getirmedi. Sonuçta böyle maçlarda oynanıyor. İstemediğimiz bir sonuçta sahamızdan ayrılıyoruz. Ama şu an hala lider biziz. Lig sonuna kadar kaybetmezsek ipi göğüsleyecek takım da biziz. Onun bilincinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkanım, güzel bir maç çıktı. Bol pozisyonlu. Rakibi tamamen ezdiğimiz. Bir iki pozisyon haricinde bizden pozisyon bulamadılar ama golü bulamadık. 3 puan da çıkartamadık. En azından 1 puan aldık. Hala lideriz. Neler söylemek istiyorsunuz? Ya tabii ki 3 puan alıp rahat bir liderlik yaşamak isterdik bu hafta. Ancak futbol böyle bir şey. Dediğiniz gibi bütün maç bizim üstünlüğümüz olan bir maç oynadık. Çok da pozisyonları da bulduk. Penaltıyı da kaçırdık. Yani maalesef futbolun şansı, futbolun talihi bugün yanımızda değildi. Direkten dönen topumuz var. Ama biz işimizi şansa bırakmayacak kadar çalışmaya çalışıyoruz. Yani inşallah bundan sonraki maçlarda 2 puan da olsa puan kaybı yaşamadan puan farkıyla lider olup playofflarda da ipi göstermek istiyoruz. İnşallah. Bu arada taraftarımız nasıldı sizin? Taraftara çok teşekkür ediyorum buradan sizin aracılığınızla da. Gerçekten istediğimiz tribün bu. Burada rakibe deplasmanı yaşatmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonraki içerideki maçlarda da bu şekilde taraftar desteğini bekliyoruz, istiyoruz. Bize çok büyük güç oluyor. Çok teşekkür ediyoruz buradan onlara. Evet, maçı izledin. Bir analiz yap bize maçı. Maça geçmeden abi, Arda Kuyumcu'ya benim bir çift sözüm var, lafım var. Kardeşim kızın oldu. Tebrik ediyorum seni. Evet, tebrik Allah ederiz. Allah bahtını açık eylesin inşallah. Yalnız kızın oldu diye Üyespor'u boşlayamazsın. Maça gelmedin bu hafta. Lakin seni yok yazmıyorum. Lakin maça geliyorsun. Abi izledik maçı. Gerçekten tempolu, güzel, seyir zevki. Her ne kadar gol olmasa da maçta seyir zevki olan bir maçtı. Üyespor'un üstünlüğüyle, %70, %80 üstünlüğüyle bana göre geçen bir maçtı. Akçabat Sepat takımının çok iyi takım diyorlar konuşmuştuk. Evet. Rakibimiz falan demiştik ama benim izlediğim kadarıyla böyle bir rakip, yani bizim karşımızda duramaz, olamaz. Bence tesadüfi bir puan aldılar. Penaltı kaçtı. Çok kaçırdığımız çok bolca bir gol pozisyonu var. Hele bir tane var ki Orkun Selduman'ın kalenin ağzından, altı pastan kaçırdığı bir gol. Yani bence onun klasına yakışmadı. Çok daha iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum. Kafa vuruşu gayet çok iyiydi, direkten döndü. Şanssızlıktı bizim için bu maç, ben öyle görüyorum. Ama mesela ilk devrede değerlendirdiğimiz Üniyespor'da 2-3 tane transfer gelmiş ve fizik olarak bir kere daha iyi bir Üniyespor izledim bu sefer. Evet, birinci yerden daha iyi. O Burak sağ açık. Mesela Burak. Çok beğendim. Penaltıyı kaçırdı ama penaltı kaçabilir artık. Onlara söylenecek bir şey yok ama. Gerçekten hani Gezzal gibi sol ayağı var. Çok iyi top dağıttı, çok etkili bir oyuncu. Yani hocaya da buradan bir eleştireyim. Yani bence oyuncuyu çıkartmaması gerekiyordu. Oyuncu oyundan da düşmedi ayrıca. Yani şöyle Ela Hoca gelecek. Yani oyuncu oydu bence. Bir şey de yapabilecek bir şey isimdi. Orada bir eleştirelim hocayı. Onun haricinde gerçekten Üniversitesi'ni beğendim. Bence çok kritik maçlar var ama ben bu şekilde oynadığımız sürece Üniversitesi'nin önünde kimsenin duramayacağını düşünüyorum. Çok kritik maçlar var. Halil onlara birazdan gireceksin yine tekrar. Yani ben böyle oynadığımız sürece hiçbir maçı ben kolay kolay berabere bile kalmayacağımı düşünüyorum. Bu maç bir şanssızlık olarak düşünüyorum. Top şansı yanımızda yok. Evet, bundan sonrası için yani gönülden başarılar Üniversitesi'ne. Önder Hocam. Evet, maçı izledik. Tabii kardeşim dediği gibi Üniversitesi'nin üstünlüğüyle geçti. Yani çok iyi pozisyonlar yakaladı. İlk yarıda direkten dönen top. O altı pastan vurduğu top dışarı gitti. İkinci yarıda kaçan penaltı. Çizgiden çıkan top var. Görüntülerde göremedik ama. Yani Üniversitesi'ni
Enes'in maçından sonra izledim ilk defa. Bence çok daha iyiydi Enes'in maçına göre. Tabii çok zorlu bir Enes'in deplasmanı var. Enes'in bence Akçabat Sebat'tan daha iyi takım. Biraz daha yani haddini bilerek oynuyor. Bulduğu pozisyonları daha iyi değerlendiriyor. Sebat'ın da bu maçta aslında bir 85'te çok net bir pozisyonu vardı. Atamadı. Atsaydı bizim için çok kötü olur Dünyaspor için. Gücü yoktu, gidemedi yani. İnşallah bundan sonraki maçları alarak şampiyon olur diyorum. İnşallah. 26 numara özellikle orta sahada. Ben çok beğendim. 7 numara iyiydi. Son vuruşu pek olmayan biri ama yani aslında çok yıprattı o tarafı. Penaltıyı kaçıran arkadaş da güzel oynadı. Yani onun çıkması bence yanlıştı. Oyuna sonradan giren 77 ve 12 yani çok kötülerdi. Evet 12. Yani çok kötülerdi. Hiçbir varlık gösteremediler. Dedim ki bundan sonraki maçlarda inşallah daha iyi olur. Şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Halil Hocam 12'nin gerçek mevkisi orası mı? Evet. Faruk Yaldıran. Sağbek. Sağbek. Evet. Sağbek oynamıştı zaten. Ben evet. Yani Enes'in maçında zaten Sağbek 75 dakika falan oynamıştı. Sonradan orta sahaya aldı galiba. Bu maçta. Sağbek'te mi oynadı? Sağbek'e. Sağbek oynadı. Evet Halil Hocam. Senin de değerlendirmeni alalım. Şimdi kazansaydık Sebat'ı saf dışı etmiş olacaktık. Şu an 3 puan önlerindeyiz ama yani Allah korusun 80. dakikada 83. o dakikalarda Hamza Tosun çok net bir pozisyona girdi Sebat Gençlik Spor adına ama yani o golü atsaydı tamamen hak etmediğimiz bir mağlubiyet alacaktık. Evet. Tıpkı E-Nesil maçında tıpkı tam onu diyecektim E-Nesil maçı gibi. Yani şimdi biz maçta bir Ballıgen üzerinde bir PTT Lig karşılaşması gibi hatta bazı Süper Lig maçlarından bile güzel bir atmosfer vardı. Seyirci maça gelmişti. Maça geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Sebat Gençlik maçın mesela deplasmana geliyor Ünye'ye. İşte Trabzon, bakın Trabzon milletvekili buraya geliyor. Evet. Akçabat Belediye Başkan Yardımcısı buraya geliyor. Aynı. Yönetim kuruluna bakıyoruz. İşte 20-30 kişi geliyor. Biz de bundan sonraki maçlarda hani gerek siyasi olarak gerek de gücümüzü. Mehmet Ali Başkan'ın yanında olan yönetim kurulu olsun, arkadaşları olsun. Yani biz kendimiz de biraz daha takıma destek için iç saha dış saha maçlarına da gidersek. Yıllardır zaten Ünyespor yani bunun sıkıntısını yaşadı. Ezikleri hala da yaşıyor. Yani diğer takımların nedense herkes sahip çıkıyor. Hep evet. Maçlarına gidiyor. Ama bizim Ünye'mizde yani bu kadar güzel bir statta, bu kadar taraftarın önünde neden gelmezler? Ben anlayamıyorum. Evet. Biz... Buradan da çağrımız olsun. Gelin ya maçlara gelin. Ne olacak? 2 saat. Aynen. Hani pazar günleri zaten. Biz deyin yani. Ünyespor'a destek olun. Aynen. Trabzon bu... milletvekili geliyor. Mesela onu haftaya geliriz abi Murat abi. Trabzon milletvekili geliyor buraya devre arası. Sen de gördün. Akçabat Belediye Başkan Yardımcısı geliyor. Yönetim kurulu. Bizim yanımızda da bir sürü arkadaşlar vardı yani. Kalabalık. Hatta ben Tolga abi seni maça bekliyordum ya meydanda. Beni arabayla evet. alacaktın. Ben orada ışıklarda beklerken 2-3 tane 61 plaka araba durdu. Demek ki çevre yolundan buradan girmeyi unuttular sanayiden. Çıkıştan geldiler. Bana şey sordular. Ünye Stad'ın nerede olduğunu sordular. Maça gelirsek şimdi Sebat'ın bir tane stoperi kart cezalısıydı. Kırmızı kart cezalısı. Diğer stoperi bırakmıştı takımı. Emrah Yollu. O yüzden orta sahadaki Caner İlyas'ı stoper oynatmak zorunda kaldılar. Şafak'la beraber ikisi stoper oynadı. Yani iki tane stopersiz maça çıkmış gibi oldular. İki tane az stoperinden. Merkezde de Caner orta sahaya çekildi. Doğukan'da Pubis var ki çok yetenekli bir çocuk. İlk maçta oynamıştı bize karşı. Bir de Emre Nadir de sakatlığı nedeni olmadığı zaman iki stoper, üç tane merkez orta saha oyuncusu, beş tane merkez oyuncusu farklı oyuncularla maça çıktılar bize karşı. Ve bu da bizim tamamen lehimize oldu. Evet. Biz de bunu kullanabildik mi? Bence oyun olarak sonuna kadar kullandık. Golü bulamadık, skor üretemedik ama... Kalecileri iyi maç çıkardı bu. Kalecileri evet, 98 doğumlu. Bence kaleciye göre de iyi bir yaşı var. Süleyman çok güzel bir maç çıkarttı. Şöyle bir şey vardı Sebat'ta. Mesela şampiyonlar takım kursanız sağ bekini, sol bekini ilk alacağınız adam olur bu ligde Sebat'ın. Çok beğendim. Geçen evet, seneden evet. de izlemiştim zaten Murat'ı Tonya Doğan'daydı. Burakcan ilk maçta Sebat'ta bize çok zor anlar yaşamıştı. Çok iyi evet, oynadı. Şöyle Sebat takımı bize karşı tabii ki bunda bizim de payımız büyük. Çok iyi performans sergileyemedi o merkez oyuncuları ama o sol bek iyi bir takımda çok daha iyi işler bizim, yapıyor. Evet evet bizim takımda onun sağ açıkları da fena adam değil. Sağ açıkları çok iyi. Orta sahaları zayıf. Nizamettin. Merkez oyuncuları dediğim gibi abi. Stop as oyuncuları da yoktu biraz ama. O da etkilemişti. Tabii. Ama özellikle sağ kenarları Nizamettin benim bu ligde çok beğendiğim bir futbolcu. Belki de ligin en çabuk kenar oyuncusu. İşte o da takımın merkezinin kötü olunca
O da çok etkisiz gibi gözüktü ama. Ya bizim takımda sağ açık ve sol açık problemi yok. Kalite. Yok, yok. 7 numara da iyiydi. Sonradan Volkan işte, da iyiydi, Burak Toker de iyiydi. Burak da bence iyiydi. Bence iyi kanat oyuncularımız var. Aynen. Volkan'ın ilk yarı çıkarttığı bir top var. Orçun'a. O pozisyon çok netti aslında. Çok, zaten yani. Maçta 1-0 öne geçebilseydik. Çok kötü bir görüntü. Maçı koparacaktık. Çok şey değişebilirdi. Maçın seyri direkt değişirdi. Evet. Onlar da açılmak zorunda kalacaktı. Aynen. Şanssızlık. Golü atamadık. Kalecileri yani kaçtı. Direkten döndü. Birazcık da futbol şansı yanımızda olmuştu. Gol şansı, yani. Top şansı yanımızda yoktu. Olsun yani. Bu maçta böyle olsun. Gol de yiyebilirdik. Nazar olsun. Yani Allah korusun. Şimdi Eynesil maçı baktığınız zaman oyun olarak 6-0, 7-0 kazanabileceğimiz maçı. Evet. İşte 35 metreden Eynesil'e Soner 25 diye futbolcu çıkıyor. Bugün o maç berabere bitmiş olsa, yenilmemiş olsaydık bak ne tabii. Kadar büyük bir avantaj sahibi olacak. Bir puanın önemi belki... Belki Eynesil buralarda bile olamayacak. Tabii. Belki şimdi dünkü skora da üzülenler olabilir. Tabii ki iyi, o kadar iyi oynamışken, penaltı kaçırmışken... Sonuç alamadım. Kazanmak çok güzel olurdu ama evet. Sonucu bir türlü alamadık. İşte az ya önce üzüldük. De konuştuk. Halil, hepimiz üzüldük sonucu ama yani şuna sevindik. Ünyespor takım gibi takım. Gerçekten müthiş oyuncularımız var. Yönetimi tebrik ediyorum. Güzel, iyi oyuncular, iyi adamlar almışlar. Hani benim mutsuzluğum vardı aslına bakarsanız. Mesela bu ligden şeyden çıkarız lider olarak ama playoff maçları sıkıntılı olabilir diyordum ama artık şu anda bu karamsarlığım da yok. Gerçekten iyi takımız ve Ünyespor takımına güveniyorum. İyi takım kurulmuş. Biz bu gruptan da çıkarız. Üçüncü lige de çıkarız. Ben öyle gördüm. Çok umutlandım. Fiziksel açıdan da Devrars kampını iyi geçirmişiz. Ben onu gördüm. Evet. Hocamızı da... Çalışma olmuş takım. Hocamızı da tebrik edelim. İyi bir çalışma olmuş. Evet. Borcular daha sağlam basıyor. Ben bir şey mi diyecektin abi? Ben de Ünyespor'un çoğu maçlarını izliyoruz zaten beraberce. Dünkü maç çok güzeldi. Harika bir maç izledim ben. Yani... Skoru da almış olsaydık gerçekten çok güzel daha tabii şeyler yani. Konuşuyor olabilecektik ama Ünyespor bundan sonraki bütün maçlarını alacak güçte bir takım. Evet. Yalnız ben 1957 Spor'un en büyük problemi kulübesinden gelen oyuncuların sıfır katkı vermesi oldu bence dün. Evet. Dün hem evet hocam. O Burak çıktı ki ben olsam ben teknik direktörü olsam takımın Burak'ı kesinlikle oyundan almazdım. Burak iyi oynuyordu bence. Burak'tan sonra çok ciddi pozisyona da giremedik öyle. Hani evet. Burak evet, evet. O an sahada kalmadı. Yerine giren çok kral neydi? Etki veremedi. Aynen, soyadı kraldı. Şimdi arkadaşın adını unuttum. O etki veremedi. Zaten yani. Sanki Burak çıkmasa daha iyi olur. Mesela aynen. İşte şimdi Ünye 1957 Spor'un bir tamam çok iyi bir yönetimi var. Çok ilk 11'i bence Bal Ligi'nin en iyi ilk 11'i takımlar arasında ama bir takımınız varsa şampiyonluğa oynuyorsanız mesela ikinci santraforunuz böyle öyle kaliteli olacak ki dakika 60'da girip gol atacak. 65'te çift santrafora dönebilirsiniz. Bizim oyuncumuzu 90+5'te atabildik oyuna. Evet şimdi yani böyle bir eksikliğimiz var. Kulübedeki oyuncularımızın kalitesi biraz daha kaliteli oyuncu, olabilirdi. Biraz o da zayıf. Sezon başı biraz kadro mühendisliğin yanlış yapılmış diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi bunlar eksik yönler. Ha, iyi tabii. Kadro kurulmuş ama tabii ki dediğin gibi iki tane öyle yedekten girip de maçı ateşleyecek oyuncu şeyimiz yok yani şu an. Şimdi şöyle de bir şey değil mi? Hoca 90+2'de mi 90+3'te iki oyuncu değişti. Evet, santrafor Semih aldı oyuna bir de ön libero Bilal'i aldı sanırım evet. Yani o dakikada değişiklik yapılır mı hocam? Sana söyleyeyim. Mesela futbol hocalığı yaptığın ya, için. Şimdi dediğim yani gibi. Yani skoru tutmak için mi? Aslında. Tabii ki skoru tutmak için değildir abi ama bence de ben o konuda sana katılıyorum. Yani o dakikada sanki tam da bir evet. Böyle bir baskı altına almıştık rakibi. Evet. Biraz böyle yeri şey oldu yani oyun soğudu o dakikada. İki değişiklik. Ya bunları yapacaksak böyle 82'de 83'te yapabilirsin. Yani 75'te yapmadım. Oyuncuna güveniyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani. Muhtemelen Ufuk Hoca şöyle düşündü ki ben bu düşüncesine de biraz hak veririm yani. 0-0 bittiği halde kalan bütün maçları kazanırsan Ünye 1957 Spor bu grubu lider bitiriyor. Ama aksi bir sonuçta belki de o riski alsaydı erkenden. Ya sen defansif olarak bu hamleyi mi yaptın? Yani. Ben de öyle düşündüm. Zaman geçirme maçı. Çünkü o hamleyi erken yapıp 1-0 Sebat'a mağlup olsaydık ki Hamza'nın golü gol olsa bu kadar iyi oynadığımız maçta 1-0 mağlup oluyorduk. Düşünsene ya yıkım olurdu. Sebat senin ikili averajda önüne evet. Geçmiş. Sebat Ordu gücüyle daha oynamamış. Söğüt de Hilal'le oynamamış. Bu hafta Erdoğdu'yla içeride oynayacak. Bir tane zor maçı var Sebat'ın. Ulubey deplasmanı. Buraya gelecekler. Yani hoca yine skoru korumak için yapmış diye düşünmüyorum ama yani hoca da
Yani öyle bir şey ki bir tarafı risk alsan öbür türlü, risk almasan öbür türlü. Yorumlara mı okuyacağız? Çok güzel yorumlar var orada. Halil Hocam biraz yorumlara bir yorum başlayalım. Mesela, onu da sen abi sen okuyor musun? Sen baştan oku abi o zaman yorumları. Tabii baştan başla kardeşim. Ben baştan mı başlayalım? Evet. Arda abiden başlıyor değil mi? Arda abi emoji atmış. Arda Ömer Birol Çelik abi, Tolga kardeşime Amasya'dan selamlar. İnşallah şampiyon olursunuz demiş. Eyvallah Ömer abi, sağ olasın. Yusuf Tam Türk Sebat maçında penaltı atamayınca aklıma geçen yıl Ordu maçı geldi. O maçta da penaltı kullanamadık ve birinciliği kaptırdık Ordu'ya. İnşallah aynı duruma düşmeyiz diyor. İnşallah. İnşallah. Penaltı seçimi bence çok yanlıştı. Orçun atmalıydı diyor Orhan Uçar. Mehmet Ali Durak bu takım sene şampiyon. İyi yayınlar diliyorum herkese. Selamlar. Sezer Dönmez. Murat Arslan, Önder Tamtürk, Halil Korkmaz, Tolga Oral, Murat Özkaya. 450 sana selamlar, sevgiler. Bizden de sevgiler. Yayınlar hepinize. Önder Tamtürk'ün iyi futbolu hakkında yorumlarını merakla bekliyorum demiş Erdal Şantepe. Turgay Efiloğlu, Eşref Koçak geldiği takımda 5 gol atmış. Üçünü penaltıdan atmış. Bizim penaltıcımızı Eşref atmalıydı diyor. Haklı olarak o da. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, selamlar yazmış Hüseyin Çat. Kalan maçlarda bir beraberlik lüksümüz var ama o beraberlik Eynesil maçı olmalı. Diğer maçları alırsak gruptan çıkarız. Şampiyon Üniyespor yazmış Kesimoğlu Ali. Çok iyiyiz. Böyle önemli kilit maçlarda gol atamıyoruz. Eynesil ve bu maç kilit maçtı. Alsaydık kesindi şampiyonluğumuz. Ben korkuyorum açıkçası Eynesil'i yenemezsek zor çıkmamız demiş Sultan Türk'üne. Evet Özgür Hasten buradan selamlar olsun kendisine de. Selamlar, iyi yayınlar. Atmosferin değişmesi, beklentinin yükseltilmesi ve rakip takıma çok fazla anlam yüklenmesi haliyle oyuncularımızı olumsuz etkiledi diyor. Konsantrasyon eksikliği oluştu. Farklı bir heyecana soktu. Gol yolunda son vuruşları yapamadık. Kaldı ki kalitesi ortada olan Burak'ın penaltı kaçırması mümkün mü? Rakip kim olursa olsun aynı mantıkla devam edilmeli diyor. Bence güzel bir yorum. Çok beğendim. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bizzat Sebat Teknik Direktörü ile maç sohbet fırsatı buldum. Maç çıkışında ikincilik seviyesinde kadro kurmuşsunuz dedi. Futbol şansı Bünyespor'un yanında değildi. Güvenimiz tam. Tolga Oral abime katılıyorum. Bünyespor daha fazla desteği hak ediyor. Ben de katılıyorum dediklerine kardeşim. Bünyespor 1957. Eynesil maçını alırsak şampiyon Bünyespor olur. Aksi hal olduğu takdirde fark 1 puan bu sene olacak nasip ise. Şu anda bunlar. Sen evet. Şeyi okudun mu abi? Sen de çıktı mı? Amasya'dan sana yazmışlar. Okudum. Sağ olsun, mu? Ömer abi sağ olsun. Evet, Ömer abi siz de dün çok kötü bir mağlubiyet aldı. Amasya dün kazansaydı rakibi kaybetmişti ama Amasya da kötü bir mağlubiyet aldı. Böyle bir fırsatım olmadı. Yani 5-0'lık skorla mağlup oldular. Deplasman'da 5-0 mağlup oldular. En büyük rakibi Merzifon'da iç sahada mağlup oldu. Onlar dün büyük bir fırsatı kaçırmış gerçekten oldular ama. Gerçekten Ünyespor da bir fırsat kaçırdı ama yani bizim... takım çıkacak bu gruptan diyoruz. Ya sonuç olarak kaçırılmış elimizde bir şey gruptan yok. Gruptan çıktıktan sonra asıl ne olacağı önemli. Ben gruptan çıktıktan sonra... Dün şimdi Sebat'ın forvetine baktık. Hatta birlikte konuştuk Halil Hocam'la. 77 numaralı. Birol. Evet. Aramızda ya, yaptığımız sohbet etkisiz olduğunu. Yani çok kötü. Evet. Yani playoff'ta gelecek takımların forvetleri bunlardan çok çok daha iyi olur. Bir de bizim stoperlerin ikisi de ağır. Yani bir pozisyonda adam bu son Hamza 19 numara gitti. Zaten ikisi de gidemedi. Yani, evet. Yani o bu takımlar Bünyespor'un rakibi değil. Sağbek'ten geldi yine. Etkili ya. Çok çabuk. Sol açıkta oynuyordu. Sağbek'in takipsizliğinden mesela sonradan giren oyuncu var ya Sağbek o takip etmedi. O şimdi, topu ileride kaptıran o. Şimdi şöyle. İleride kaptırmıştı. İster istemez hangi takım olursanız olun. Ünye 1957 spor olun, Trabzonspor olun, Fenerbahçe olun hiç önemli değil. Öne çıktığınız zaman biraz risk aldığınız zaman mutlaka pozisyon veriyorsunuz. Tabii. Biz hatta Önder'le maç sırasında konuştuğumuz yani kontraya çok dikkat etmemiz gerektiği ve gol yeme ihtimalimizin olduğunu söylemiştik. Mesela ilk yarıda da şöyle bir pozisyon oldu. Nizamettin o top ayağına dolandı. O da aynen, çok net bir pozisyondu. Evet, aradan atılan aynen. Top. Top açıldı ayağından. İster istemez çok çok net 5-6 tane pozisyonumuz var. Aynen. Tabii bizim pozisyonlarımız çok netti ya. İç çizgiden yani, çıkartılan, kalecinin yani, kurtardığı, direkten dönen. Kalecinin mesela ayaklarıyla çıkarttı. Bir top var. Müthiş kurtardı. Ben gol diye ayak aldım. Evet, direkt dibinde çizgiden çıkan bir tane top. Çıkan var. Evet. Direkten var. Hem kaçabilecek her şey kaçtı. Çok pozisyon kaçırdı. Penaltı kaçtı. Yani bütün şanssızlığımız bu maç olsun. Yine de 1 puan. Rakibimizin 3 puan önündeyiz. Eynesil'i söylemiyorum. Yani Eynesil maçını da ben burada izlediğimiz Eynesil bence bize rakip olamaz. Yani ben tane... orada da gidip maçı yani i̇şte yeneceğimizi düşünüyorum. İşte orada sentetik sahada oynayacağımız tek şey. Evet, o biraz bizim sentetik. Problemimiz o zaten. Biraz daha şimdi bizim sahamız tam bir Nizami. Hem Çim hem evet. de Ebat olarak Nizami. Mesela takımımız bir Ulubey deplasmanında büyük problemler yaşadı. Aynen. Hem sentetik sahaydı hem de dar sahaydı. Evet. Şimdi bu hafta
Ki maçlarına gelelim. Buradan konuşmaya başlayalım. Bence sezonun en kritik haftası bu hafta. Aynen. Biz DS'yi de asmanına gidiyoruz. Yine sentetik ve dar bir saha. Şimdi ister istemez Sebat da DS ile bu hafta bir şeyler olur yani. DS'yi son terine kadar, son damlasına kadar müthiş bir mücadele örneği koyar. Ama bir de şu var. DS'yi dediğim gibi hiçbir maçta bu zamana kadar iki gol yemediler. Evet. Bize 1-0 kaybettiler. Penaltıdan attık golü. Sebat'a 90+5'te yediler. 1-0 kaybettiler. Ki ikinci maç 1-1 bitti. Eynesil'e de 1-0 kaybettiler. Ben çok zor bir maç görüyorum DSE maçını. Nasıl bir fikstür bekliyor acaba bizi? Tamam, onu konuşuyoruz şu an. DSE'de çok zor bir maçımız var. Siz DSE Ünye maçı hakkında birer cümlede sizden alalım. Ya ben başlayayım o zaman. Yani evet, zor ve kritik bir maç. Duran toplarda çok etkiliyiz. Bunu gördüm. Yani duran toplardan gol bulabiliriz. Yani buradan söylemiş olalım. Santraforumuz Orçun Ayrış bu şekilde devam et. Ben çok olumsuz bakıyordum aslında ama sonradan fikirlerim değişti. Tamam. O çok iyi oynadı. Biraz ağır ama yani görüyorum ki bir kalitesi var. Bu inşallah DSE maçında en az 2 gol atacaktır bence. Ben favorisi biziz bence maçı. Maçı da ben hani zorlansak da alacağımızı düşünüyorum. Yani Ünye bu grupta oynadığı bütün maçlar zaten favorisi. Evet. DSE maçında da burada yaşadığı şanssızlıkları yaşaması zaten kilidi bir şekilde aşağı düşünüyorum. 1-0 olsun yine Ünye Spor'un olsun, önemli değil. Yeter ki 3 puanla biz alalım. Ya. Zaten önemli olan sonuç ve 3 puan. Puan almak. Gerisi hiç önemli değil. Şimdi bir de şöyle bir şey var Halil Hocam. Onu da söylemeden geçemeyeceğim ben. Yani bugün maçtan önce talihsiz bir olay yaşandı Ünye Spor'da. Önce mi sonra mı? Maçtan önce kulübe vatandaşın biri icra göndermiş. Yani böyle saçmalıklar tam bu maçtan önce nasıl böyle kulübün motivasyonunu bozuyor ben anlamıyorum. Hangi insanlar kulübe neden ne için amatör bir kulübe icra gönderilir onu da anlamış değilim. Şimdi icra gören arkadaşı zaten burada herkes tanıyor. Evet. Ünye'nin yamyam tayfasında Sedat. Bu işleri her zaman yapar. Bunun için Ünye Spor'muş, Ünye'liymiş falan hiç önemli değil. Bu arkadaşlar zaten böyle işlerin peşinde. Şimdi Mehmet Ali Başkan gibi güçlü bir insan olmadığı farsayalım. Şu anda mesela Ünye Spor'un eşyaları gitmişti. Tencerelere, tavalara gitmişti. Tabii tabii. Biraz zaten da fırsatçılık var ama. Mehmet Ali Başkan olduğu için de icra göndermiş olabilir. Kesinlikle. Nasılsa bizim işimizi halleder diye. Bu da bir fırsatçılığa girer. Hiç tasvip etmediğimiz Ünye'nin insanına yakışmayan hareketler. Onları biz Ünye'liden saymıyoruz. Allah'a var diyorum. Peki geliyor icra. Tabii tabii, icra memurları falan Mehmet geliyor. Başkan, eşyaları kaldırmaya geliyorlar. Başkan el koyuyor olaya. Hallediyor. Ödeme, evet. Ödeme falan mı? Tabii halletmiştir. Ben de şimdi duydum ama. Ben de şimdi duydum. Yani yazık yani. Başka bir şey değil. Yani biz yazık sonuçta. Nedir lan oradan aldığım 3-5 kuruş seni ne kurtarır? Sonuçta Hamza Alp döneminden gelen bir icra. Ve doğru, Hamza doğru. Alp'in yönetiminde olan bir arkadaşı gönderiyor. Olmaz böyle bir şey. Ayıp. Bu karar defterine falan bu borç yazılmadığı zaman normal icra gelmez. Muhtemelen de karar defterine o zaman bu şeyler yazılmış. Ünyeli olup da yani Ünye Spor'un geleceğini ipotek altına alır gibi eğer ki karar defterine böyle paralar, borç şeyler yazılıyorsa Ünyeli olarak ben utanıyorum şu an. Ben inan sen evet, yayına 2 dakika kala söyledin. Başka inan bilgim yok. Kimseyle bir şey görüşmedim. Başkanla da bir şey görüşmedim ama bu çok ayıp bir şey. Medyaya falan çıktı her yerde. Ben gerçekten görmedim. Bu yani yazık ayıp diyorum. Yani. Ayıp yazık yani ki. Şurada insanları görev aşkından bari uzaklaştırmayın. Yani insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yazıktır yazık. Yani insanlar o kadar emek veriyorlar. Kardeşim sen de o zaman beraber yöneticilik yaptın. Tabii. Yani ya bu şunu da demiyorum. Ünye Spor'da hani alacağınızı istemeyin, almayın demiyoruz ama bu şekilde icra var. Bu daha başka yollarla bence halledilebilirdi. Tabii. Yani bunu başkanın yanına gidip söylesin. Gelirken mesela de konuşabilirdi. Yani halledebilirdi bence ama böyle icra hiç hoş olmamış. Yani evet. Al kardeşim şimdi o parayı güzel güzel ye yani. Başka bir şey diyemiyorum. Evet. Aynen. Şimdi şöyle diyelim. DSE Ünye 1957 maçı çok zor bir maç olacak. Çok kısır bir maç olacak. 0-0, 1-0, 1-1 gibi. Aynen. Ben yine bir şekilde bir duran toptan gol atıp 1-0 kazanacağımızı şöyle düşünüyorum. Şöyle olabilir mi? Yani bizim takıma karşı biraz defansif mi oynarlar? Hani her maç öyleler.
Yani bizim Ünyespor'a karşı çıkan sanki böyle bir Beşiktaş'ta Kayseri Spor gibi evet, oluyor. Aynen ya, o da doğal yani. Biz hem maddi olarak hem lider olduğumuz için hem de kontra ataktan gol arayan bir rakip. Yani hep karşı karşıyayız. Bu da aslında dezavantaj. Tabii. 1-0'ı bulduğumuz zaman da çok büyük avantaj. Aynen tabii. Öyle. Evet. Bu maçta da mesela 1-0 bulmuş olsaydık 4 olurdu. 4-5 olurdu yani. Şey, katılıyorum abi. Görele Eynesil maçı çok kritik bir maç. Aynı biz nasıl DSE maçımız çok zorsa Eynesil'in de Görele basmanı çok zor olacak. Ama Eynesil'in tek avantajı şu olacak. Görele'ye bir puan yetmiyor. Mecbur önde oynayacak. Ki Eynesil ligin ilk yarısında Eynesil'in çabuk bir kenarı yoktu. Şu an devre arası akıllı bir transfer yaptılar. Taha Berk Gültekin'i aldılar Atakum Belediyespor'dan. Çok çabuk bir oyuncu, genç bir oyuncu. 20 yaşında. Artık öyle de bir silahı var yani Enes'in. O silahı yoktu çünkü. Biz onları kontradan yani pozisyon da vermemiştik. Çok eksiklerdi zaten. Yani evet. Çok eksik görmüştüm ama sonradan tabii izlemedik. İki kez izleme fırsatımız oldu. Bakacağız. Deplasmandaki maçı da gitmek istiyorum çünkü gerçekten iyi bir maç olacak. Buraya gelen Sebat taraftarlarıyla da oturma fırsatı bulduk. Hemen yanımızda oturuyorlardı. Evet, bayağı bir sohbet ettik. Bayağı bir taraftar almışlar içeri. Bayağı 15-20 tane taraftar fazla, vardı. Fazla 20 tane yöneticileri vardı sadece. 30-35 kişi falan vardı yani. Çünkü protokol tribünü tamamen dolmuştu. Taraftarı da tebrik ederiz. Ben dedim niye bu kadar protokolde adam var mı? Yok baktım, yok. Bir yer sadece. Çok Sebat yöneticileri. Hiçbir gerginlik olmadı. Olmaz ki yani bu. Protokol genelde maratonda kale arkasında da vardır Sebat'tı. Ben arabalarla çok geleni gördüm evet, Trabzon'da. Evet. Ama çok güzel kardeş bir evet. Maç izlendi. Maçın hakemini tebrik ederim bu arada. İnanılmaz bir maç yönetti. Bravo, iyi değildim. Ben gerçekten çok iyiydi. Yani inanın Süper Lig'de bile böyle hakemleri görmekte zorlanıyoruz. Yani zaten daha dakika bir bakıyoruz. Tamam, kemik sesi duydu, hoca devam ettirdi. Peşine hemen 30 saniye sonra diğer takım, yani rakip vurdu. Ona da devam ettirdi. Dedim ki ooo ne oluyor bu maç? Hani güzel maç olacak. Hakem oyunu hiç durdurmadı. Oyunu yani acayip bir şekilde devam ettirdi ve tempo oynanmasına hani vesile oldu hoca. Bravo. Hakem vesile oldu ama iki takım futbolcuları da mesela böyle gergin bir maçta en ufak bir tartışma. Yok. En ufak bir şey olmadı. İki takım futbolcularını da tebrik ederim. Gayet profesyonel. Aynen. Yani son yıllarda izlediğim çok güzel bir maçtı. Güzel maçtı. Kaza günü. Yani böyle yere yatma falan biliyorsunuz hiç sevmiyoruz böyle şeyleri. Hani vakit geçirme falan. Yani hakeme de çok gerçekten müthiş bir hakemdi. Yani hiç bir yerde ben çok kolay rastlamadım böyle hakemlere. Helal olsun diyorum yani. Birazdan mesajları okuyacağız ama. Hocam bir mesajları okuyalım. Okuyalım mı? Ondan sonra. Çünkü bayağı yazan oluyor. Unutuyor evet. Arkadaşlar. Oney Kaplanları her zaman yanındayız takımın yazmış Turgay Efiloğlu. Murat Arslan, Ünye Veteranlar'da Önder Tamtürk Bey artık seni sahada görmek istiyoruz. Bu kadar dinlenme yeter diyoruz. Bu sezonu kapattı Edgar Lee gibi. Adele çekiyor. Önder kardeşim Enkudu gibisin bir türlü iyileşemedin yazmış Aytaş Damazoğlu. Serdar Bilgiç iyi yayınlar diliyorum Önder Tamtürk. Abdullah Elkin, Yunus Şimşek bir an önce takıma kazandırılmalı. Stoperde sorun yaşayabilir Ünye 1957 evet. Spor. Ben şimdi evet değil Murat abi. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Rastgele konuşmayalım. Yunus kaç zamandır antrenmana çıkmıyor? Kaç zamandır resmi maç oynamıyor? Ona bir bakalım. Yani Vicdan da Rıdvan da şu anda iyi gidiyor şu yani. Şu anda demiyoruz zaten. Şu an... Adam yani, dedi de bu şu anda değil diye. Abdullah Elkin'in şeyleri de önemlidir yani. Yani bir an önce zor yani. Ben... Şu an üçüncü stoperin Yunus zaten aldık da şu an bu ikiliyi hoca bozmaz. Yok şu anda bozulmaz. Sakatlık cezada ama Yunus da yavaş yavaş toparlar. Keşke bu maçı alsaydık. Puan farkı da açılmış olsaydı da. Playoff'a kadar hani bazı maçlarda evet, şans bulabilmiş olsaydı. Çok zor şans bulması. Murat Arslan, Aytaç Damazoğlu senin sakatlamanı istiyor bence yazmış. Murat Özkan, hakem üst klasman hakemli tecrübesini konuşturdu. Aynen. Gökhan Bahadır, Trabzonsporlu muhtar Gökhan Bahadır'dan sizlere iyi yayınlar dileyip Haloğlu Önder Tamtürk ve sizlere selamlar. Ünyespor'a başarılar bizi diliyorum. Gökhan abiye çok selamlar gönderiyoruz. Cezmi Koca Kebir'e selamlar. Aynen. Cezmi Koca Toros selamlar sevgiler olsun hepinize demiş. Eyvallah. Az önce şeyi konuşmuştuk. Ünye 1957 Spor'un playoff'taki muhtemel rakiplerini bir üçün o puan durumunu alabilir miyiz? Bir iki grubunu da alacağız. İlk önce Bahçeci'nin grubu gelecek herhalde. Evet. Evet burada Bahçecik 32 puanla lider. Çarşıbaşı. Ben Bahçecik'in burada şampiyon olacağını düşünüyorum. Bu hafta aynen. Bu hafta da şey yapmaz yani. Sanırım Çarşıbaşı kaybetti ama Ulalar Bahçecik maçını izleme fırsatım oldu. O Erdoğdu Ünye maçını izlediğimiz sahadaydı maç. Ben Bahçecik'in bırakın bizi Sebat ve Enes'in seviyesinde dahi olduğunu düşünmüyorum. Hiç beğenmedim. Evet. Çok zor yendiler zaten Ulaları. Çok
kötü gol dedi Erzincan Ulalar 6. sırada zaten. Trabzon nerelerde abi? O şey kapanıyor zaten. Maç hiçbir maça çıkmadı. Evet, bir diğer puan durumunu alabilir miyiz? Bir buradan ben Bahçeci'nin geleceğini düşünüyorum. Diğer puan durumunda da Artvin Çoruh lider 27 puanla. Biz şuraya bak. Üçe bakar mısın? Aynen. Doğru beyazır. Ben buradan bir şekilde de Doğu Beyazıt ya da Yakuti'ye Arhavi'nin birinin şampiyon, Artvin Çoruh'un şampiyon olacağını düşünmüyorum. Çoruh olursa? Çoruh da gelse, Doğu Beyazıt Yakuti'ye de gelse, Arhavi de gelse ne kadro kalitesi olarak ne de camia olarak yani tekrar Sebat ve Enes'in seviyesinde değil. Öyle mi diyorsun? Yani öyle de. Bilmediğim için şimdi öyle, evet. Ama Artvin sezon başı takımı iyiydi. Onlar dağıldı. Tekrar takviye yapmaya çalıştılar. Ama zor yani. Zaten Kağızman Gençler Birliği'nde de önemli bir puan kaybetmişlerdi 3 hafta önce. Sonuncu takıma. Ekrandan alabiliriz. Evet. Şimdi yavaş yavaş. Şu bir de İbrahim hocamız Karadeniz Ereğli'nde çalışıyor. Onlar da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bir İbrahim Yıldırım. Evet, hocam. İbrahim Yıldırım. Sevgiler hocam. Liderin 3 puan gerisinde Karadeniz Ereğli, Silivri'nin 3 puan gerisinde. Onlar gittiğinde 5 puanlı fark. Geçen hafta Silivri puan kaybetti. Devrek'te berabere kaldı. Kendi aralarında maçı var mı? Kendi aralarında maç var ve maç Ereğli'de. Ereğli'nin de inanılmaz bir seyircisi var. Yani Ünye'den falan daha büyük potansiyeli var. Şehir olarak da çok gelişmiş bir yer zaten. Evet. Onu da ekrandan alabiliriz. Başarılar diyoruz İbrahim. Başarılar İbrahim Hoca. Evet. Yavaş yavaş Tolga Süper Lig'i konuşalım. Yok. Süper Lig'e gelmeden önce yerel amatör var. Yerel amatörü konuşacağız. Evet. Süper Lig'den önce mi konuşalım? Evet. Tamam. Yerel amatör ligde şimdi bir fikstürü, playoff karşılaşmalarını bir ekrana getirelim. Daha sonra değerlendirelim orayı. Turna suyu, çam, evet, çama spor. Oku, sen seçtin. Kumru spor, demir spor, perşembe spor, aybastı spor, Fasa yaşam spor, Mesudiye spor, Kabadüz belediye spor, Dumlupınar spor, Kotyora, Ünye futbol kulübü, Ünye Gençler Birliği, Saraycık, bizim köy değil değil mi? Yok, Organ, abi. Gölköy. şimdi burada iki tane temsilcimiz. Biri Kotyora ile oynuyor, diğeri de Ünye Gençler Birliği ile. Ünye Gençler Birliği Saraycık'la oynuyor. Kumru da aslında bizim temsilcimiz. Kumru da çok arkadaşlarımız var. Evet, Abdullah Elkin oynuyor. Fırat Ömer var. Coştan oynuyor, Fırat oynuyor. Harun şimdi, da devam edecek şimdi galiba. Şimdi fikstür bu. Biz bir futbol il temsilcisini arayacağız şimdi. Ordu futbol il temsilcisi. Ondan bir playoff maçları nasıl olacak? Tek maç mı, çift maç mı onları öğrenelim. Bir arayalım. Ekrandan alabiliriz. Şu an evet, şu an başkasıyla görüşüyor, birazdan alırız. Evet. Evet Murat abi. Tolga abi'den başlayalım. Evet, Süper Lig'i konuşalım. Playoff maçlarını konuşacağız. Ünye Gençler Birliği fırtınası. Evet, devam ediyor. Grubu lider bitirdiler abi. Evet, yani fire vermediler galiba, değil mi? Çünkü son maçta biraz rotasyonlu bir kadroyla mağlup oldular. Garantiledikleri için. Dumlupınar'a 4-0 yenildiler galiba. Aynen. Ya, oyuncuları tebrik ediyorum. Hakan'ın en sevindiği maç oldu. Çok kaliteli bir kadromuz var zaten bir kere. Ceyhun olsun, Ömerler çocuklar olsun. Yani hepsi çok çok iyi oyuncular. Yani ben herhalde büyük bir ihtimalle onların geç çıkacaklarını düşünüyorum. İnşallah playoff'ları da izleyeceğiz. Çocuklara destek olacağız yani. Evet, playoff'lara gidelim. Zevkle izlediğim, hayranı olduğum oyuncular var. Çok yetenekli çocuklar var. Yani benim haricimde birçok kişinin de gidip maçları izlemesini tavsiye ediyorum buradan. İnşallah. Gerçekten kaliteli, güzel maçlar oluyor ve yetenekli çocuklarımız var. Yani başarılar diliyorum. Başarıların devamını diliyorum. Halil hocam, şimdi burada amatörden çıkan playoff'u yani direkt çıkıyor mu yoksa? Şöyle Ünye 1957 spor şampiyon olursa buranın 16 takım kaldı şu an. 8'e inecek, 4'e inecek, 2'ye inecek işte final. Lider. Birinci olan direkt şeye çıkıyor. Bala çıkıyor. Bala çıkıyor. Ama Ünye 1957 spor Allah korusun üst lige çıkamazsa Ulubey ile playoff oynuyor. Biz bir bu şeyle alakalı, playoff'la alakalı futbolcu temsilcimizi arayalım. Arayalım. Temsilcim telefona bak. Yo. Abi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Az önce aradık ama meşguldünüz. Evet evet hocam, bir ayağımızda sağlık olduğu için maalesef. Aynen hocam. Aynen hocam, haklısınız. Hocam az önce biz bugün sizden aldığımız 8 tane maç var
playoff'ta. Onu ekrana getirdik playoff eşleşmelerini. 16 evet. tane takım var şu an değil mi? Evet. Evet. Aynen. Şimdi bu 16 takım tek maç üzerinde mi oynayacak? Rövanşlı mı oynayacak? Buradan sonra maçlar yine tek çift devam mı edecek? Nasıl olacak hocam? Bunlar hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki hocam. Şimdi öncelikle stüdyoda bulunan tüm arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum hepinize. İyi akşamlar Osman Bey. Amatör playoff eşleşmelerine değinmeden önce dün üyeleydim. Spor 1957 Akşabat müsabakasını izledim. İşte 3. 4. haftadır Spor'umuzu izliyorum, takip ediyorum. Geçen hafta da Ulubey'deydik. Hakikaten muhteşem seyirci kitlesinin önünde güzel bir müsabaka çıkardı 1957 Spor kulübümüz. Gönül isterdi ki 3 puanla ayrılan bir sporumuz olsun. Ama tabii ki futbolda böyle hadiseler yaşanıyor. Ben buradan sizlerin aracılığınızla tekrardan muhteşem bir taraftara ve Sayın Mehmet Ali Durup futbolcu arkadaşlara gelecek önümüzdeki haftalar sürecinde başarılar diliyorum. İnşallah bir sporun hak ettiği yere geleceğini 2022-23 sezonunda da Allah izin verirse ilimizi temsil edecek 4. takım olmasını canı gönülden arzu ediyorum. İnşallah hocam. İnşallah hep birlikte. Şimdi amatör sezonumuza gelirsek eğer biliyorsunuz 2 yıldır pandemiden dolayı müsabakalar oynatıldı. Oynayamadık. Evet. Bu sezonda yaklaşık 2. amatörün de birleşmesiyle birlikte 30 kulübümüzde 1. amatör sezonunu başlattık. Sezon başında almış olduğumuz bir karar vardı. İlk önce 4 grup halinde Futbol Federasyonu zaten 10 ve 10'un üzerinde takımlarla lig kurmayı kesinlikle pandeminin dolayı yasaklamıştı. Biz de 2 tane 8, 2 tane 7 bir halde 4 gruba ayırdık. Buradan da ikişer takımlarımızı sezon sonu ilgisi tamamlayan kulüplerimizle playoff oynaması için söylemiştik ama kulüplerimizden gelen istek üzerine işte 4 tane ilk 4'ü tamamlayanlar playoff oynasın diye. Tabii biz de buna renk katalım dedik. Evet. Siz de biliyorsunuz bu zamana kadar hep playofflar merkezde oynanıyordu. Tek maç usulü oynanıyordu sisteminde. Evet. Biz de deplasmanla oynatalım diye. Artık ülkelerde de PTT'lik usulü biliyorsunuz. İşte dışta, iç sahada, deplasmanda çift maç usulünde oynatmayı hedefledik. 8 tane müsabaka oynanacak. Toplamda 16 kulübümüz playoff'a kaldı. Evet. Eşleşmeler dün itibariyle sonuçlandı. A grubu, C grubu ile B grubu da D grubu ile müsabakalar oynanacak. Bununla ilgili kulüplerimizi perşembe günü toplayacağız ama biz tabii tarihlerimizi planladık. Çünkü 27 Mart'ta ilimiz birincisini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmek zorundayız. 4 Nisan'da da ballı gibi bitiyor. Evet. Onun için planımızı yaptık. 7'si ve 10'unda 8'i ve 11'inde çift müsabakalar halinde maçlarımızı oynatacağız. 8 kulübümüz ile devam edeceğiz. Elenen 8 kulübümüz de seneye Allah izin verirse tekrardan 1. amatöre devam edecek. Evet, o 8 takımla birbiriyle eşleştiği zaman aynı çift maç mı olacak? Finale kadar. Aynen öyle. Finale kadar. Sanki finale kadar. Sadece final müsabakamız tek olacak. Evet. Onu da o finalde 19 Eylül stadyumunda oynatmayı düşünüyoruz. 27 Mart diye düşünüyoruz ama tabii bu batılı son haftasına da denk gelebilir. Tabii ki ilin
söylüyorum. Programın başından da, konunun başından da söylüyorum. Gönlümüz Üyespor 1957 kulübümüzün bölgesel amatörden üçüncüye çıkması. Şey çıkarsa bizim için de çok çok güzel olacak. Buranın ilbirincisi, ilimizin ilbirincisi. Bal Ligi'ne katılacak. Peki hocam, size son bir sorum olacak. Tabii, buyurun hocam. Ünye Gençler Birliği ve Ünye Futbol Kulübü bu playoff maçlarını statta falan oynayacak mı? Bilginiz var mı, yoksa sentetik sahada mı oynanacak? Şimdi sentetik saha diye söyledik sezon başı. Tabii Ünye Gençler Birliği kulübümüzün böyle bir teklifi var. Sezon içerisinde de oldu. Tabii bu bizim tek elimizde değil. Eğer Ünye Gençler Birliği Spor Kulübümüz, Ünye Gençlik Spor İlçe Müdürümüz ile bağlantı kurup buradan icrazı çıkarlarsa biz tabii programımıza ekleriz. Ama bizim biliyorsunuz siz de hocam, amatörler sentetikte oynuyor. Sahalarımız sentetik. Bu geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Bu konu artık kulüplerimize kalmış. Anladım hocam. Bizim müsabakalarımız sentetik sahalarda. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz. Bize bilgilendirdiniz bu akşam. Allah razı olsun hocam. Hepinize saygı ve selamlar. Sizlere de hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hayırlı akşamlar. Evet. Sağ olasınız. Teşekkürler. Ali Osman Osman Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiği için. Evet. Bizler için sağ olsun. Teşekkür ederiz. Tolga abi şey hakkında yorum yaptın. Ünye Gençler Birliği hakkında. Kotlıyor'a Ünye Futbol Kulübü karşılaşması da var. O da son 16 takıma kaldı Ünye Futbol Kulübü. O da ediyoruz. Gençlerimizden oluşan. Onları izleme fırsatı buldun mu hiç? Yok, bulamadık. Onları da izleme fırsatı bulamadık. İnşallah onları da izleyeceğiz. Hani başarılar diliyorum. Gönlü. Hani futbol şansları hepsi yanımda olsun. İnşallah. Altyapıyı sen daha çok biliyorsun. Yani bu sene çok maçlarını izlemedik ama çocukları hep tanıdığımız için. İki takım için de yorum yap. Sen Ünye Gençler Birliği hakkında yorum yapmadın. Ünye Gençler Birliği zaten şu an amatörün en iyi kadrosuna sahip. Onu oynayan bütün çocukları tanıyoruz. Yani bu seviyede çok maç oynadılar. Ben inanıyorum, yani isterlerse playoff'tan şampiyon olarak çıkacaklar. İnşallah da çıkarlar. Bir eksikleri işte Hakan Elmacı hala takıma dönmedi. Özay zaten alınmayacak galiba bildiğim kadarıyla. İnşallah Hakan da playoff'ta. Özay kovuldu mu? Alınmayacak mı? Yani bildiğim kadarıyla alınmayacak. Herhalde süresiz kadrosu kaldı. Hakan da öyle ama Hakan çok istekli. Dönmek için inşallah playoff'larda. O da takımdaki yerini alır. Hırslı bir futbolcu. Hırslı. Takımda, yani playoff'ta ona da ihtiyacı var takımın. Galibiyet alışkanlığı oluştu Önder, değil mi? Yani takımda böyle yani bir şey. Gençler Birliği'nin şöyle bir sıkıntısı var. Gençler Birliği çok iyi bir takımla oynamadı şu ana kadar. Yani rakip olarak. Ama şu an gelen takımlar da Gençler Birliği'nin ayarında bir takım değil. Anladım. Yani turna suyu herhalde biraz iyiydi. Onlar da güven sakatlandı herhalde. Dezavantajları olduğu gibi avantajları da olabilir. Hani. Evet. Hem avantajı var. Hem de şöyle, bildiğim kadarıyla turna suyu ve perşembeli finale kadar eşleşmiyor herhalde. Aynen, eşleşmeyecekler. Aynen. Ben şöyle diyeyim. Şimdi az önce sen saydın. Senin izlemediğin Levent Solakoğlu var mesela Ünye Gençler Birliği'nde. Ben Levent'le çalışmıştım. Levent çok yetenekli. Allah vergisi bir yeteneği var. Evet. Sonuçta orada Adnan, Atakan, Önder abi de dedi. Birçok böyle maçlar oynadılar. Hakan, Şivan. O 19 Şivan. Eylül'de final oynanacak dedi. Biz Şivan'la orada şampiyonluk yaşadık. Ünye Gençler Birliği bu lige çıkarken. Yine Nuri şampiyonluk yaşadı. Bu çocukların hepsiyle. Evet. Spor'da ben yöneticiyken U19'da Amasya'ya gitmiştik. Yani %80'iyle. Hemen hemen zaten o kadro. Halil değil mi? Aynen. Hepsi çok iyi. Hepsi pırıl çocuklar. Genç çocuk, işte genç Mevlüt var takımda. Yine ismini çocuklar hep böyle ismini saydı. Arcan var. Arcan Aktür. Aynen. Evet, Arcan var. Halis Hoca var abileri. Kalede Kadir var. Aynen, yeni olarak. Takım yeni yapıldı. Yani ben finale kadar yeteceklerini düşünüyorum. Bir kaza yaşamazlarsa. Bir abi olarak Özay'ın da ben bu takımda olmasını isterdim Önder. Yani bu takıma şu an ihtiyacı var Özay'ın. Evet, çünkü olarak. Orta sahada büyük güç. Hani Nagada evet. Böyle. Özay'ı en son gördüğümüzde. Ne kadar Özay'a sallasak da yani. Evet. Özay'ı en son gördüğümde 3 kuruş dizisindeki Çetin gibi aniden sağ statta geziyordu pardüselle. Ünye Futbol Kulübü Metin Hocam geçen hafta zaten burada misafir konuktu. Evet. O kendi de söyledi zaten, onlar hedefi playoff'a çıkmaktı. Playoff'a çıktılar. Evet, bundan sonra maç. İnşallah onlar da bu iş sonuna kadar götürürler. Yani şöyle, yani hat-trick yaparız inşallah. Ünye İnşallah. Sporumuz. Yani Ünye 1957, Ünye Gençler Birliği ve Ünye Futbol Kulübü'ne yani hepsi üst lige çıkar ve biz de bu hat-trick'i tamamlamış oluruz. Ben burada Kumluspor'a da değineceğim. Orada da Abdullah Erkin, evet. Ve kaleci Abdullah, Fırat, selamlar burada. Ömer Coşlan orada, Harun Hoca orada.
Onların da takımı iyi. Onlar da Ordu'dan birkaç tane arkadaş var. Onlar da iyi. Onlar da grubu lider bitirdi. Evet. İnşallah onlar da başarılı olur. İnşallah. Abdullah Ekin'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Kumru Spor'a da başarılar diliyoruz. Bizim dayı toprakları olduğu için. Orada yani, Ömer Coştan, Fırat, Abdullah Ekin, üçü de Ünyeli, şey Fırat Lali. Abdullah Ekin benim hayatımın golünün asistini yapan adam. Evet. Size atmıştık. Final maçında. Evet. Bir bitmişti maç. Yanlış da olmuştu ama olsun. Başka da pozisyon yok zaten. Yani şöyle, kırmızı kartı. Kaleci de sert açtı yani. Evet. Kumru Spor'a da başarılar dileriz tabii ki. Orada Ömer Coştan kardeşimiz, Abdullah Elkin, evet. Fırat orada. Ünye Futbol Kulübü de Kottura ile eşleşti. Kottura fena bir takım değil. Hatta sanırım Perşembe turnosu grubunda olabilir. Onlarla da başa baş maçları geçti diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlayabilirim ama iyi takım yani. Grubundaki liderle en azından maçları başa baş geçti. Güzel maçlar olacak. Ama Ünye Futbol Kulübü'nde ben iki maçta Kottura'ya karşı çata çat bir maç oynayacağım. Çocukların ezilmeyeceğini, hatta eleyebileceklerini düşünüyorum. İnşallah. Maçlarına gideriz zaten muhtemelen. Evet Murat abi, Süper Lig'e ilde geçmek istiyordun. Süper Lig'e yani bu kadar bölgesel işine geçelim ama izle. Yorumlara okuyalım. Süper Ahmet Yıldırım. Süper Lig'e gelelim abi. Aynen. Süper Lig'in gelecek bir tarafı kalmadı da biz yine de gelelim. Yani Trabzonspor'u konuşmayalım isterseniz. Şey, yorumlara okuyalım. İkinci ve üçüncü olacakları konuşalım. Şu yorumlara okuyalım, konuşuruz, değiniriz. Baytaş Çalmazoğlu mahallemizin gururu Önder Tamtürk demiş. Evet. Ahmet Yıldıran, hayırlı yayınlar diliyorum. Herkese selam. Ünyespor grubu lider bitirirse playoff'ta zorlanacağını düşünmüyorum. Önemli olan burası. Bizim gibi düşünüyor. Zor maçlarımız var. Bu saatten sonra bütün planlar Ünyespor üzerine olacak. Oyuncularımızın bu bilinçte olarak sahada mücadele etmelerini, rakiplerin tahriklerine kapılmadan sahada 11 kişi kalmalılar. Kulübe zayıf, önemli oyuncularımız cezalı olur ise büyük zafiyet olur. Bütün emekler boşa gider. Bu saatten sonra puan kayıpları olur ise toparlamak zor olur diye düşünüyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Zaten evet, az önce de aynı şeyleri söyledik. Buradan selamlar bildirelim Ahmet abiye de. FIFA ve Rus takımları tüm organizasyonlardan men edildiğini açıkladı. FIFA ve UEFA. Zaten bizde de yine konumuz... Şu anda geldi mi o resmi açıklama? Resmi acaba? Açıklama geldi değil mi Murat Özkan abi? Geldi. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde demiş ama... O zaman bizim şampiyonumuz ön eleme oynamadan oynamayacak. Evet. Evet. Direkt gidecek. Direkt. O kesin mi? Tam bilmiyorum tabii ama... Böyle bir şey Murat abi var. Yazdıysa kesindir ama maşallah. Şu an Yüce Kostadino, o da bizleri izliyor. Selam Kostadino. Az sonra ona da geleceğiz ki bu hafta mükemmel bir gol atmış. Evet. Ömer Faruk Coş'tan Kumru Spor yazmış. Abdullah Akin şampiyon, Kumru Spor yazdıracağız. Volkan Bozkurt, herkese selamlar, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam abi. İyi akşamlar Volkan Hocam. Evet Murat abi. İsteğin Süper Lig'e geçmek. Süper Lig'e geldik. Hande Sarıoğlu'nun yayında şey bunaltması gibi bunalttın bugün bizi. Hayır Tolga değil, Süper Lig'in nesini konuşacağız dedim. Tam birinci artık 17 puan oldu ya, onu konuşmayalım. Evet. Gerek yok daha konuşmaya. Ama ikinci kim olacak? Yani i̇kinci orada, kim olacak? Orada da güzel şeyler var vallahi yani. Ben şekillenmeye başlıyor. Beşiktaş arkadan geliyor yani. Bence... İkinciliği alacak gibi. Çünkü Konya'da puan kaybetti bu hafta. Yeni Fener gibi. Maçına da bak. 1-0 önde. Yani başlayabiliriz. Yani şöyle başlayalım. Şöyle başlayalım o zaman. Nereden başlayabiliriz? Bir puan durumunu ekrana getirelim. Aynen. Şimdi puan durumu oradayken yorumları yapabiliriz. Artık şampiyon belli. Şimdi şöyle bir şey. Bir 5 maçta alması lazım. Şampiyon olur mu diyorsunuz? Evet. Diyeceğim yani. Espri yapmış olalım. Şampiyon oldu. Şampiyon artık. Burada Konyaspor kan kaybetmeye başladı. İkinci kim olur diyeyim. Ben ikinci Fenerbahçe'nin olacağını düşünüyorum. Ben Beşiktaş. 1-0 önde Fener, kesinlikle 46 şu an canlı puan durumunda. Öyle mi? Beşiktaş olur diyorum kesinlikle. Beşiktaş çünkü toparlamaya başladı. Ben de Başakşehir olacak diyorum. Yıldızlar da dönmeye başladı Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş bölümünde ben onları söyleyeceğim. Yani gerçekten sıra dışı bir lig oynuyoruz bu sene. Bir de düşen takımlar da 3 takım bence belli oldu. Evet onu konuşalım mı? Diğer alt tarafı alabilir miyiz? Galatasaray'dan başlıyor olması lazım. 4. takımın iki kişi yani iki takım var düşme adayı. Malatya düştü zaten. Malatya gitti. Çaykur Rize'yi bu hafta Rize ve ben Altay'ı doğradılar. Ben açık söyleyeyim. Malatya, Rize, Altay'ı ben düştü gözüyle bakıyorum. Puandan dolayı değil. Oynadıkları oyun ve kadro kalitesi. Oradan Güztepe, Giresun, Kasımpaşa arasında önemli bir maç kazandı. O 3 takım arasında çok büyük çekişme olacak. Göztepe, Giresun, Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'nın çıkacağını düşünüyorum. Bu hafta da sanırım Rize Giresun maçı var. Öyle mi? Çok kritik bir maç. Banko 1. Rize'nin son atılık Barut'u diyebiliriz.
Yalnız Göztepe ve Giresun arasında geçecek düşman mücadelesi gibi görünüyor. Kasımpaşa? Bence. Kasımpaşa bence kadro kalitesiyle yukarılara doğru çıkar abi bence. Ben de Altay, Rize, Malatya. Ben bu hafta Rize'nin Giresun'u yeneceğini düşünüyorum içeride. Ben Rize hala kurtulacak gibi bir şey var içimde. Niyeyse. Giresun'la Kasımpaşa'nın arkaya o dört takımın arasında yer alabileceğini düşünüyorum. Edson Fernandez kurtarırsa bizim oyuncumuz. Rize'yi. Ya en azından bir takımı şöyle. Ona çok değineceğim. Ekrandan alabiliriz. Alalım. Bir takımı futbolcu kurtarsın. Hakem kurtarmasın. Hiç sorma ya. Dün akşamki sıcak maçta başlayalım. Reci alalım. Alır mısınız ekrandan? Rezil maçta diyelim. Sıcak maçtan ziyade rezil maç diyelim. Yani Galatasaray'ı kurtarmak için melekeler iş başındaydı. Meleke değil ya. Şey neydi o hakemin ismi? Sebani. Ümit Öztürk. İşte, Ümit Öztürk. Ben melekeler diyorum. Sen öyle anla abi. Gerçekten saçma sapan uydurmasyon iki tane penaltı. Yani Önder dedi ki hani ilk penaltıyı hani neyse belki verebilirdi ama böyle bir penaltı yani kalecinin Gomis'e vurduğu pozisyonda. Tamam bir darbe var ama böyle darbeler çok oluyor maçlarımızda ve böyle penaltı çok ucuz. Kerem Aktürk'e. Ucuz yani sanki böyle bir şey olsa da penaltı versek aradı. Bir durumdaydı hakemler. Var olsun yani orta hakem olsun. Tabii bekliyordum yani Galatasaray gibi bir takımın yani düşmesini kimse istemez. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Galatasaray maç kazanacak bir hali yok. Yok. Hatta... Bir durum yok. Ben Barcelona karşısında Galatasaray'ı merak ediyorum gerçekten. Yani biz şimdi, karşısında böyleyse inşallah alırlar çarpıcı da. Çarpıcı bir sonuç olabilir. Avantajlarımızı kullanacağız demiş acaba. Neyi şimdi Halil Hocam sana söyleyeyim karşısında. Mesela o aynı şekilde yapılan hareketler. Bu arada avantaj. Rize şey Galatasaray kalecisi yapmış olsaydı Ümit Öztürk o penaltılar çalar mıydı? Veya VAR'a gider miydi? Mümkün değil. Çalmazdı bir. İkincisi şu. Bu Ümit Öztürk. Eyyamcı bir hakem. Eyyamcı bir de çok fanatik bir Galatasaraylı. Evet. Trabzon maçından sonra Ferit Terim'e selfie yapmıştı. Yine Galatasaray bayrağıyla fotoğrafları var. Trabzonspor'un penaltısını vermemişti. Aynen. Trabzon olur, Giresun olur önemli değil. Ama böyle önemli bir maça, böyle küme düşmeye mücadelesi olan maçta ki Rize'nin hakkı yeniyor. Yazık günah değil mi? Çok büyük yazık günah. Tahir Kıran da açıklamalarda bulundu Rize Spor Başkanı. Yani isyan ediyor tabii haklı olarak. Yani sonuçta Çaykur tam Galatasaray'ı kurtarıyorsun bir taraftan ama yani Çaykur Rizespor da takım değil mi? Yani bunlar da yani küme düşecek. Yani milyon eurolar söz konusu. Yani yazık. Böyle bir yani ülke futbol. Zaten bu yüzden gerilerdeyiz. Yani bırakın kim yani sahada oynansın futbol. Kim hak ediyorsa o kazansın. Böyle hakemlerle olmaz bu işler. Galatasaray dün akşam kötü de oynamadı ayrıca. Yani baskılı oynadı. İyi pozisyonları da vardı. Belki yenecekti bile. Bu penaltıları vermeseydi bile. Belki yani şaibeli oldu şimdi. Ama ne oldu? Bu şekilde galibiyet Galatasaray camiasına yakışmadı. Şuna da değinelim. Mesela tribünde Fatih Terim maskeleri takan taraftarları maç stat dışına atmışlar oradaki görevliler. Yani buradan Burak Elmas'a da bir eleştiride bulunalım. Yani senin ne yani kulübün efsanesi olmuş. 23 tane kupa kazanmış sadece Türkiye'de bir yani hocaya böyle yani zaten saygısızlık yaptınız. Bir de böyle yani taraftarı maske takmış. Ne var yani takabilir ya bu ki yani. Ya şöyle protesto için takabilir. Bir hakaret yok. Bir şey Fatih Terim maskesi takabilir. Yani bu dediğin Fatih gibi. Fatih Terim maskesi takabilir. Bunları siz saha dışına alamazsınız. Yani yönetim olarak. Tabii. Yani Fatih Terim size ne yaptı yani? Ne yaptı? Ben onlara kızdım biraz. Murat yani abi pozisyon yazmış. Maçla alakalı lafını böldüm. Kusura bakma. Tabii buyur. Kalecinin yapıldığı penaltıysa diyor. Yani Yusuf'un itilmesi var. Belki o pozisyonu bilmezsiniz. Evet. Nelson'un ittiği. Yani evet. O kesin penaltı o zaman. Ona kadar. 50 tane penaltı buldu. Hayır ona kadar. Yani. Marcao'nun iki defa kırmızı karttan atılması lazımdı. Fernandes'e yaptığı faulleri görmedin. Sen hakem bir faul bile çaldı. Fernandes'i ayakta durdurmadılar ki. Maçın başında sonlarına düşündüler. Adam o kadar sert girilmez ya. Bu da futboldan ekmek yani parası. Öyle penaltı ararsak çok buluruz biz öyle de. Ben şöyle bir soru sorayım size. Halil'den başlayalım. Önder Tamtürk ve Murat abiyle devam edelim. Barcelona Galatasaray maçının İspanya'daki maç kaç biter? Gönlümden geçen inşallah Galatasaray kazanır ama bence 7-0, 6-0 falan biter. Yani hemen skor bayağı bir farklı olur. Ben 5-0. 5-0 diyorsun. Galatasaray berabere kalır ya. Orada da bir Ümit Öztürk çıkar. Ben 9-0 biteceğini düşünüyorum maçın. Yani bir rekor olacağını düşünüyorum. Nasıl Beşiktaş zamanında Liverpool'a 8-0 yenildi. Ki o kadro iyi bir kadro yani. Hatta biz o maçtan önce Liverpool'u 2-1 yenmiştik. Ben hala Torrent'e... Barcelona'nın öyle bir şeye ihtiyacı olsa o gücü var. 9-0'ı yapabilir. Ha şuna katılıyorum sana bu konuda. Yani 5-0 bulduktan sonra belki oyuncular durur. Belki yedek yani oyuncular girer falan onu bilemem ama isterse 9-0 bence yani Galatasaray'ın şu hali yürüyecek hali yok.
Böyle Gomis'ten falan filan da bu işler olmaz, kimse kimseyi kandırmasın. Burada ben eleştirmiştim Gomis transferinde, ortalığı ayağa kaldırmıştım. Murat abi sen 15 gol atar demiştin ama. Ben ama de sen, penaltı 15 tane penaltı verirler Galatasaray'a. Ben burası İran Ligi değil demiştim sana. Gerçi atılmayan penaltıdan sonra tekrar penaltı veriliyor. Yani değişen bir şey olmuyor. Aynen, bir de İlyaki Penya mı oynayacak acaba, Mustera mı oynayacak? Yetişiyor mu? Mustera yetişmez. Zor gibi görünüyor değil mi? Sanki öyle bir şey okudum ben. Öyle yetişiyordur şey mu? Yetişiyor mu yetişmiyor mu onu bilmiyorum da. İlyaki Penya biliyorsunuz Barcelona'nın. Evet. İnşallah Galatasaray yener. Yani i̇nşallah, inşallah tabii ki. Kötü sonuçlar. Ülke puanı açısından da çok önemli de. Evet. Yani. Zor be ya, biraz konuşacak olursak çok zor. Çok şey, Galatasaray'ı kapatıp şeye geçelim. Sivas Beşiktaş maçına geçelim ama oraya geçmeden önce Aytaç Damazoğlu şey yazmış. Biz bunu yayından önce de konuştuk. Aytaç abiye bir şey söyleyen oldu mu buradan? Yok. Murat Özkaya'da Ali Ecevari bir hava görüyorum. Biz de Aytaç bunu programdan önce tartıştık. Gerçekten Ali Ece'ye benzettik yani. Teşekkür ederim kardeşim. Emre Ordu iyi yayınlar dilerim. Herkese selamlar. Murat Kurt iyi akşamlar, iyi yayınlar hocam. Muzaffer Azaklı yılın en şikeci Galatasaray tarafından geliyor. Önce Göztepe sonra Rize düşme hattındaki rakipleri hakem yoluyla yeniyor demiş. Murat Özkan, Ümit Öztürk, Ordulu demiş. Belli. Yine şey, Galatasaray 19 faul yapmış. 12'si Getson'a ve tek sarı kart yok. Muzaffer Azatlı Galatasaray'ı Barcelona'nın elinden bakalım eyyamcı hakemler alacak mı? Maçı canlı izledim. Bu Marco'nun şeye bir girişi var ya. Böyle bir giriş yok yani. Adamın ayağını götürecekti ya. Sarı kart, faul hiçbir şey vermedi. Yok, kart vermedi ya. Beşiktaş-Sivas maçına mı geçiyoruz? Adamın belki ayağının 50 yerinde darbe vardır yani çocuk. Çok da yetenekli bir çocuk. Getson'um diyorsun. Evet, evet gösterdi. Ben de sosyal medya hesabından gördüm. Hatta paylaşım yapmış esprili bir şekilde. Marco ile Babel'e kardeşim bunlar sizin eseriniz diye. Onlara cevap vermiş. İyi oyuncuları tutmak zordur kardeşim. O yüzden böyle oldu diye cevap atmışlar. Tutamadı yani, zaten. Kendi aralarında espri yapmışlar. Evet, Beşiktaş-Sivas. Beşiktaş-Sivas maçı. Güzel tempolu bir maçtı. Sivas deplasmanı her zaman zordur biliyorsunuz. Zor, gerçekten çok zor. Bir Gezal restali vardı. Gerçekten evet, fizik olarak ve geçen seneden esintiler verdi bize. Yıldızlarıyla Beşiktaş geçen seneyi biraz hatırlamaya başladı. Batshuayi gol krallığına oynuyor. Bence büyük ihtimalle gol kralı tamamlayacak diyorum ben. Batshuayi'yi bilmiyorum, bana katılır mısınız bu konuda? Olabilir. 12-11 herhalde değil mi gol? Cornelius'un 11 Cornelius. 11 ya da 12 Cornelius. Yani şeyde 11 oldu. Batshuayi de 11 oldu. Pesic. Alexander Pesic son haftalarda atamıyor bildiğim kadarıyla. Zaten Karagümrük takım durdu. Yani büyük bir ihtimalle Batshuayi. Yani her maçı diye Batshuayi şeyi yendiler. Başakşehir'i yendiler. Evet, Volkan şeyi yendiler ama yani son haftalarda kötü bir performansı vardı, o yüzden dedim. Evet. Pesic atamıyor gol. Yani Beşiktaş yıldızlarıyla tekrar ayaklamaya başladı. Ben ligi ikinci bitireceğimizi düşünüyorum. %90 Pesic ihtimalle. Pesic 12, Cornelius 12. İyi ikinci bitireceğiz. Neydi Önder? Pesic 12. 12. Cornelius 12. El Kabi 12. Bence ya Cornelius ya. Umut Bozok. Umut şey Bozok da 12. 12. Başvay 11. Hasan Bolango 10. Hasan Bolango 10. Cornelius da penaltı atmıyor yani. Diouf. Mame Diouf 10. Başvay işte Balotelli de 10. Başladı. Balotelli de var bak. O da 10. Balotelli de var. O da var. O da var. Batshuayi'nin şöyle bir avantajı var. Önder tam 20 golü geçerler herhalde. Çok iyi ayaklara sahip Beşiktaş. Gezzal gibi. Tabii tabii yani, çok yetenekli adamlar. Alex Teixeira gibi. Yani inanılmaz hücum gücü yüksek. Bence Trabzonspor'dan bile hücum gücü yüksek diyebilirim yani Beşiktaş takımı için. Ki geçen sene şampiyon oldu. O yüzden Batshuayi'nin şansını gol krallığında önde görüyorum ben. Yani takım forma girmeye başladı. 2'de 2 yaptı Beşiktaş. Bu hafta yine İstanbul'da oynayacak. Mutlak bir galibiyet bekliyorum. Zorlu bir fikstüre giriyoruz. Yani Beşiktaş zorlu bir deplasmandan alnının hakkıyla 3 puanla çıktı. Evet. Sivas deplasmandan 3 puanla çıktı. Yani zordur Sivas deplasmandan puanla dönmek. Tebrik ediyorum takımımızı. Önder hocam sana da soralım. Ben Beşiktaş maçını takip edemedim abi. O yüzden hani Tolga'nın söylediklerine katılıyorum. Zaten Sivas deplasmanı her zaman zor. Kim giderse gitsin. Çok zor şartlarda. Çok iyi bir puan. Hatta bir maçı hatırlıyorum ki ben Trabzonspor Beşiktaş. Umut'un kulakları donmuştu. Evet, evet. Aynen. Gerçekten. Şişmişti hatta. Biraz evet. Kepçe kulak diye Umut da. Kulaklar resmen böyle şey olmuştu yani, donmuştu yani. O zamanki iklime göre keza iyi, biraz daha evet, iyi bir iklimde oynandı maç. Tabii, onda yumuşaktı. Tabii, yumuşaktı biraz daha. Yine de soğuktu ama hani yumuşak bize ait. Yani Sivas deplasmanı her zaman ligin en zor deplasmanı bende. Evet. En zor Anadolu deplasmanı. Hem iklim güzel olarak olsun, yani güzel bir statları var. Yine Rıza Hoca'nın takımların deplasmanı her zaman zordur. Gol yememeye oynuyor zaten Rıza Hoca ilk başta. Ya
Maç aslında fena maç olmadı. Güzel maç oldu. Beşiktaş golleri buldu. Sivas da yine ona karşılık verdi. Yazalım asisti çok güzeldi. Evet. Evet. Üç kişinin arasında. Golü de güzeldi. Golü de güzeldi. Asisti de güzeldi. Gerson attığı gol de çok güzeldi. Evet. Gerson attığı gol de güzeldi. Ben sadece Beşiktaş hani çok tartışılıyor hocanın. Mesela hoca kazanıyor, seneye devam edecek deniyor. Bu basının tabii. Yönetimin asla bir yanlış duruşuyor. Böyle bir şey yok. Yani basın da sanki hoca seçiyor gibi. Mesela geçen hafta da söylemiştim. Twitter'da bakıyorum işte Önder Karaveli şunu çıkar, şunu al, şunu çıkar, bunu al. Ya şöyle söyleyeyim Ali. Yani Önder Karaveli bu sezon devam etme kararı aldı başkan. Ama yani büyük bir ihtimalle önümüzdeki sezonda tabii. Önder Karaveli'nin yardımcı antrenör olarak ben de devam edeceğini. Ben de devam edeceğini düşünmüyorum Önder hocayla. Ben de başka bir takıma gideceğim. Yardımcı antrenör olarak devam edeceğini düşünüyorum. Öyle devam edebilir ama. Yani Önder Karaveli yine burada takımda kalır. Şenol Güneş sesleri çıkıyor ama. Şenol Güneş olabilir. Yabancı bir hoca olabilir. Yani görüşülüyor. Hani her ne kadar Ahmet Türkçe'ye açıklamalarda önümüzdeki sezon da şeyle Önder Karaveli'ye devam edeceğiz dese de ben inanmıyorum böyle bir durum olduğuna. Yardımcı olarak, hoca olarak devam edecek. Ya Şenol Güneş ya da yabancı bir hoca gelir diye düşünüyorum. Halil Hocam, Trabzon maçını da kısaca bir konuşalım istersen. Evet, Trabzon maçını kısaca konuşalım. 2-0'dan 3-2. Ya Trabzonspor maçı ilk 10 dakika müthiş bir baskıyla başladığı bir maçtı ama. 15 dakika. Biliyorum. Ben 15 dakika işte maçın başında bir baskıyla başladı. Daha sonra Abdülkadir Ömür'ün yine çok yetersiz oyunu, toplu topsuz oyunda yetersiz oluşu. Bakasetas'ın çok fazla şeyler yapmayı yanlış tarafta. Mesela kendi ceza sahasının yayında ekstra iş yapmaya çalışıyor. Halbuki Bakasetas gibi kreatif oyuncuların rakip ceza sahasına yakın yerlerde sorumluluk alması lazım. Bruno Peres'in hatasından Trabzonspor 2 tane gol yedi. Orada Ahmet Can'la alakası yok gollerin. 2 tane sol bek neydi? Poaç. Poaç'ın oradan geldi. Yok, ortalar. Bak, Poaç'ın oradan orta gelebilir. Orta geliyor. Normal orta gelmesi. Sen ters tabii kademeye giremiyorsun. Orta tabii ki gelebilir abi. Sol bekle ne alakası var? Bak Poaç'ı hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Kesinlikle Trabzonspor oyuncusu değil ama Poaç'ın bence golde hatası yok. 2 tane Bruno Peres. Poaç'ın 2 kelime de ben de değil. Lafını kesin. Yani şimdi Trabzonspor'da ilk yarıda hiç sol bek yoktu. Bir orada şey oynadı. İsmail Köybaşı çok yetersizdi. Trondsen iyi maçlar oynadı bence. Bir evet. O stoperdeki çocuk oynadı. Nerede o? Dansville'de bence Dance fena maçlar oynamadı. Orada hatta şey bile oynadı. Bruno Peres sol bek oynadı. Evet. Sağ bek Serkan zaman Dorukhan oynadı. Öyle bir orada verim alamadı ki Poaş. Bence onların önünde ve en azından sol bek mevkisini kapattı diye düşünüyorum. Şimdi oraya zaten hoca ikinci devre Yusuf alarak ya şöyle söyleyeyim sana. Mesela Yusuf'un bir pozisyonu var. Ya Trabzonspor 4'e 3 yakalamış. Yusuf bile rastgele bir orta adama çarptırıyor tabii. Yani o kadar rastgele ki. Yani pas atsa karşı karşıya boş kaleye vuracak bizce. Yusuf Erdoğan'ın orta kalitesi olmadı Ali. Hiçbir zaman bence Trabzonspor kalitesi de olmadı Yusuf Erdoğan'ın. Hani onun farklı özellikleri var. Aynen. Sürat diye adam geçebilir ama orta kalitesi hepsi Erdal kardeşim, Ceyhun Bükü hakkında yorum alabilir miyiz? Yorumları okuyacağız. Son bir şey söylemek istiyorum. Abdullah abi çok doğru değişiklikler yaptı ikinci yarı. Canine'yi aldı. Yine Yusuf Erdoğan eldeki yani sonuçta yabancı çıkarmak zorundaydınız. Oyuna İsmail'i alamayacağınıza göre Yusuf Erdoğan daha mantıklı bir seçimdi. Evet, sonlarda oyuna Koyta da girdi. Bir tane pozisyona da soktu zaten. Yine etkili oldu. Halil Hocam sizle konuştuğumuzda zaten Fener maçında zor geçtiniz. Evet, Yusuf Erdoğan solda oynayabilir. Çünkü Hikmet Karaman da böyle maçları oynamayı biliyor yani. Fener maçında Yusuf Erdoğan sol bek oynayabilir hocam. Poaç'tan kullanmaz yabancı statüsünü ama Yusuf'tan kullanır. Bizim işimize gelir. Dorukhan yok çünkü. Evet. Dorukhan yok. Trabzonspor'la alakalı konuştuk. Fenerbahçe 1-0 öndeydi. Fenerbahçe maçını zaten şu an bitmediği için konuşamayız. İlk yarı 1-0 Mihai Zajc'ın golüyle tamamlandı. İkinci yarı az önce başladı. Süper Lig'de hakkında başka bir söyleyecek bir şeyimiz yok. Yorumları ufak bir okuyalım. Daha sonra Ünye veteranları konuşalım. Evet. Ünye veteranları da konuşmazsak Kostadinov kızar bize. Evet. Kostadinov. Evet kızabilir abi. Murat Yamaner Trabzonspor Galatasaray'ın intikamını alacak seneye demiş. Muhtemelen Barcelona'dan bahsediyor. İnşallah. Rıza Hoca Beşiktaş'a kıyamıyor yazmış Murat Özkan. Gerçek golcü Cornelius çünkü tek penaltıdan golü yok. Erdal Çentepe Ceyhun Bükü hakkında yorum alabilir miyiz? Bence Ceyhun hakkında az önce konuşmuştuk. Sadece Ceyhun değil diğer arkadaşlar konusunda konuşmuştuk ama. Ben zaten Ceyhun'u çok beğenen bir insanım. Ceyhun'un kilo fazlası vardı. Ben bir tane maçına gitmiştim bu sene. Daha ilk maçıydı ama. Ceyhun zaten kilosunu vermiş. Ekstra kendi takım idmanı hariç antrenmanlar da yapıyordu. Bence Ünye Gençler Birliği Spor'un hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak Ceyhun. Kesin.
kesin. Hatta biraz kafasını kaldır be, kafanı kaldır be Cemil. Biraz kafanı aynen. kaldır, neler yaparsın. O da evet. hocalarının da yardımıyla daha iyi performansa ulaşacaktır playoff'ta. İnşallah. İnşallah takım ballı yine çıkar. Ceyhun'un, Adnan'ın, Atakan'ın, Arca'nın, Levent'in, Şivan'ın, diğer ismini unuttuğum, sayamadığım arkadaşların hepsinin ball ligi seviyesinde oynayabileceğini düşünüyorum zaten. Söyleyeceğiniz Ceyhun hakkında... Evet, veteranlara da bir geçelim. Tamam. Veteranların... Yorumları okudun mu hepsini? Evet. Yeni atlamış yorumlar da geldi. Fener'i direkler ve Altay kurtardı ilk yere. Murat Özkan. Aynen. bir şeyi alabilir miyiz ekrana? Takım fotoğrafını veteranların 8... Evet. Burada evet. baktığımızda çok yetenekli futbolcular var şimdi. Oktay, elektrikçi Oktay abi. Süper. Otoparkçı Murat abi. Evet, Oktay. Kebapçı Caner. Oktay çok yetenekli. Aynen. İşte Zabıta İbrahim abi. Yani Oktay'a rağmen maç aldıysak... Siz maçı çok... yendiniz değil misiniz bu kadroyla? Mehmet Ceylan abi. Mehmet Ceylan abi. Evet, Seyfullah. Yüce Kostadinov maçtan önce bu resimde öyle bir... Abi, bu haftaki kadroyu tam bir veteran olarak gördüm abi ben. Abi. Abi veteran hakkını vermiş kadro. Ünal abiye çok iş düşmüştür bu maç. Evet. Atilla Bey de var. Atilla Erkan, ağır abi. Ceza reisimiz. Samsun ağır ceza reisi. Ama çok güzel bir şey. Çok mutlu oldum mesela. Şu fotoğrafı görünce Ünye'nin esnaf İmla arkadaşları. Bakın buradan ta Sinop'a evet. gidiyorlar. O durağan takımına karşı. Hafta sonu ailelerinden. Belki zaman geçirebilir. Hepsi işte iş yapan var, devlet memuru olan var. İzin günlerinde gitmişler. Evet, gerçekten. Murat Aslan'a bakar mısın? İzlandalı kasaplara benziyor. Aynen. şimdi diğer bir fotoğrafım var yine. Deplasmana giderken karlı yollardan geçiyorlar. Burada evet, çok da. Güzel fotoğraf. Fotoğraflar güzel. Evet, harikaymış. Yani biz bu kadroyla bu maçı aldıysak bizim takım şampiyonluğa evet, oynar. Ender, tebrik ederim. Sen yoksun, eksiksin burada. Ben yokum ama Murat ve Oktay kardeşim orada olduğu için şimdi rahat. Evet. Evet. Şöyle söyleyeyim, Oktay Toprak hakkında bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Zaten saf bir yeteneği var. Özel bir oyuncu benim için Veteranlar Ligi'nde. İki ortak, yani bir tarafta sağ kanatta ekrandan alabiliriz. İki ortaklar, Caner abiyle ortaklar kebap elektrik işinde. Yani düşünsenize Süper Lig'de Visca'yla Vakayeme neyse bence veteranlarda yani, da kesinlikle, Oktay abiyle Caner abi o ligin en tehlikeli iki tane veteranı. Bir de Antep'ten gelip buraya motive olmaları. Ünye, Murat Arslan hakkında bir şeyler söylemen lazım. Karadeniz'de motive olmaları Murat Arslan hakkında. Antep'le Oktay'la Caner'in bence mükemmel bir iş yapmışlar. Veteranlar takımında da ilk 11'de kendilerine yer bulmuşlar. Harika. Aynen Murat Arslan abi de İrlandalı kasap. Hem yetenek olarak çok yetenekli hem de takımına sahip çıkıyor. Her maça gidiyor iç sağ dış sağ evet. eden. Çok tebrik ederim. Bakın tekrar diyorum. Önemli bir şey evet, yani bu. Bir gün izinleri, iki gün izinleri oluyor hafta sonu. Bunda da deplasman evet, geliyor. Yüce Kostadinov yorum atmış. Evet. 11 oynamazsam gelmem dedi Oktay yazmış. Ben Oktay abi yeteneğinde yani, ben de olsam oynamasam yani. Ben de gitmem. Aynen öyle. Trip atarım yani. Evet. Aynen. Yani sonuçta gol ve asist yeteneklerine sahip bir isim. Tabii. Kaliteli topçular, böyle star topçular kolay tabii yetişmiyor. Ki hocalarından bir şeyler isteyecek. Aynen. Ayrı yani harbiden. Aynen. Ben Yüce Kostadinov'a buradan ilk defa sistemde bulunuyorum. Böyle yetenekli futbolcuların varsa, kullanmıyorsan senin... Hele takımda bir Seyfullah var. Çime giderken de akıllı. Murat o abi... Seyfullah Hoca'ya da burada selamlar. Murat Ülger abi şey almış. Zaten 11 kişi gittik. evet. Vallahi yavaş yavaş. Seneye ben de veteran oluyorum. Merak etme. Bu arada golleri de söyleyelim. Muhammed Tepe dakika 2'de takımımızı öne geçirmiş. Mehmet Ceylan dakika 12'de atmış ikinci golümüzü. Son golü de Yüce Kostadinov. Murat Ülgen 56. dakikada atmış. Takımı ipten almış değil mi? Muhteşem bir gol attığı söyleniyor doğru mu? Efendim? Muhteşem bir gol atmış Kostadinov. Evet. Güzel, harika bir gol atmış. Gol zaten onun gollerine alıştık. Zaten genelde hep jeneriklik gol atar. Aynen. Ahmet Yıldıran herkese ortak soru olsun. Ünye Spor son 4 maça paket birim koysa takımın oyununu artı yükseltir mi? Futbolcular kabul eder mi? Bu paket birim şöyle mi abi yani? 4 maça kazandığında. 4'te 4 yapın işte ekstra şu kadar daha para gibi. 4'te 4 yapın ekstra şu para olsun mu yoksa şöyle mi? Mesela bir galibiyet. İkinci maçta berabere kaldım, hiçbir prim alamıyorlar. Onu bir tam açıklar mısın Ahmet abi? Öyle de olabilir. Yoksa futbolcu zaten kabul eder. Şu, yani, prim alıyor zaten. Zaten normal prim işlemeye devam eder ama ekstra şu 4 maça ekstra bir prim ekstra. Paketi açıklayın. Ama futbolcularımız 4-4-4 yapsın demek ama yani. Şuna karşı daha çok mu motive? Ama sonra iyi dinleyin.
futbolcu kabul eder mi? Öyle dese kesin kabul eder. 4'te 4. 4'te 4 ya büyük ihtimalle. Yani, yani paket prim. Ahmet abinin muhtemelen dedi 4 maçı kazanırsanız size ekstra fazladan prim. Sporcular ne kadar fazla para alırsa 4 maç alacaklar. 4 maç alacaklar. O zaman Sertan Türk de iyi bilir. Sen de iyi bilirsin. Ali Hoca. Sporculara ne kadar fazla para verirsen motivasyon da o kadar. Para her zaman artı güç. Belki böyle şampiyonluğa giden takımlarda. Evet. Yüce bu konuda başkan gerekeni yapar. Aynen. Evet. Mehmet abi Frikik'ten çok güzel bir gol atmış. Paket olarak kabul etmez futbolcular bence. TN'ye tek tek Mehmet gidilmesi Ceylan'ın lazım. Mehmet Ceylan'ın işi gol etmek zaten. Mehmet Ceylan abinin golünü şimdi Frikik'ten getireceğiz. Ondan önce bir puan durumunu getirebilir miyiz veteranların? Burada Çorum takımı Çorum lider. Çorum değildi burada en son aynen. Baktığımızda. Ama biz zaten Çorum'la iç saha maçımız müthiş bir maç olacak. O maçı ben kazanacağımızı düşünüyorum. 3 tane yediler. Fatsa'yı yine Fatsa'da yeneceğimizi düşünüyorum. Yine burada Samsun'la oynayacağız. Güzel maçımız var 3 tane. Ben 3 maçı da kazanınca zaten ikinci olarak Antalya'da yazın turnuvaya gideceğimizi düşünüyorum. Ve son Mehmet Ceylan'ın frikik golünü ekrana alabilir miyiz? Evet ondan sonra da. Valla yine Antalya'ya gidecek misin? Evet sen... Kaleci nerede abi? Ceylan baba her zaman çizgide. Kaleci yok. Ceylan'ı yapmış. Tekrar ekrana getirebilir miyiz? Kaleci polis arabasını... ya da tam otobarında sakatlanmış galiba gibi geldi bana. Evet. Evet. Benim attığım penaltıdan çok daha iyi. Bundan daha güzel gol vereni biliyorum. Evet. Kaleci burada ters ayakta yakalanmış. Evet. Evet, ekranda iki defa getirdik. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Ünye veteranlara sırtlıyorlar arkadaşlar. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Hatta açtık biraz ama bu hafta bizi mazur görün. Tolga kardeşim son sözlerini alalım. Evet, bu hafta Ünyespor maçında tribünler doluydu. Tekrar bir dahaki hafta değil, ondan sonraki hafta sonra maç. Göreleyle. Aynı şekilde tribünleri doldurmasını tavsiye ediyorum tüm taraftarlara buradan. Yani güzel bir takım. Yani gelin bu maçlarda mahrum kalmayın. İnşallah destek olun. Takımımız çıkar 3. lige. Önder hocam. Görele maçında yine inşallah tribünde yerimizi alacağız. Burada. Deplasmana da gidelim bu hafta. Bu hafta amatör takımdaki playoff oynayacak bütün takım ünye takımlarına Kumluspor'a buradan başarılar diliyorum şimdiden. İnşallah sonu güzel olur. İnşallah. Halil hocam. Ben Önder abiye teşekkür ederim yine programımıza bize kırmadı geldi. Teşekkür ederim. Ben de Mehmet Ali Durak Başkan'ın böyle hacizle falan filan değil de böyle şehrin daha fazla destek olarak hem siyasi hem siyasilerin hem de bu hafta Sabat'ı gördük yani. Siyasileri buradaydı. Bu hafta deplasmana hep beraber mi gidelim hem, diyorsun? Hem de Ünye'deki iş adamlarının biraz daha destek çıkmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık final haftalarına geliyoruz. Ünye futbol tarihi belki de bir daha yani çok zor bulur. Mutlaka bulur ama çok zor bulur böyle. 20 senede 30 senede bir bulur. Ki bir yani şeye gelmeleri gerekiyor çünkü onların yani ailesel olarak zaten siyasi olarak herkesle arası iyidir. Yani bunlar aslında Mehmet Ali yapar bence. Yani belediye başkanı falan geliyor buraya da yani Halil hocamın demek istedi. Hani deplasmanlara da başkanlar da gelsin. Tabii. Sebat oradan yani buraya geliyor. Biz de buradan yani bir vekilimizi lazım. Biz maçımızda görelim. Ya bizim yani bir üst kaymakamımızı biz deplasman tabii, maçında tabii, görelim. Tabii. Demek istedi Halil hocamın o. Yani yoksa buradaki maçları kolay geliyorlar. Ya buradaki maç ya şimdi bir yerde bir şenlik oluyor falan oluyor. İşte milletvekillerimiz oralara gidiyor ama artık Ünye'ye de biraz da Ünye 1957 Spor'a da destek olsunlar. Bir de playoff maçları var. Hem Ünye Gençler Birliği Spor'a hem Ünye Futbol Kulübü'ne başarılar diliyorum. İnşallah bir tane takımımız seneye Bal Ligi'nde olur. İnşallah. Az önce dedik ya Amasya Ladi'ye kaybetti bu hafta 5-0. Büyük bir avantajı tepkiledik. Merzifon liderdi kendi sahasında. Sadece Samsunlulardan oluşan Kara Samsun'a kaybetti iç sahada 2-0. Biz de sadece sonuçta Ünye Gençler Birliği Spor Ballıgen'e çıktığı zaman kimse hayal satmasın. Böyle 80 bin ona, 150 bin ona falan bir takım kuramasa da bizim Ünyeli çocuklarla güzel bir takım yapıp bence Ballıgen'de çok başarılı bir ekip kurulabilir. Hatta belki de Ünye Spor çıkar. Altyapı olur. Tabii. İnşallah. Evet, İnşallah çıkarlar. İki tane Ünye takımımız şampiyon olamazsa ama Ünyeli futbolcuların forma giydiği Kumluspor şampiyon olsun. Tabii, evet. Aynen. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bir 90 artı futbolun sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi akşamlar diliyoruz. Çok güzel.